Şey, hey! Hey! Bana bak ya! Hey! Siz niye bölündünüz sabah sabah? Geçiler toplanmış buraya. Oyun ne tarafa gidindi? Tersine tersine. Paş oğlum ne yaptın sen ya? Bak. Adam kelleyi evden beri taşıdı ya. Yoruldun, kendini de yordun. Ne koyundan vazgeçiyorsun ne kelleden, birinden vazgeç. Evden beri kelleyi taşıyor. Cümleten selamünaleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün de koyundayız. Gördüğünüz gibi sabahın ilk ışıklarıyla, güneşin kırmızılığıyla, bol oksijenle koyunun başındayız. Sabaha başladık. Rabbime şükürler olsun. Arkadaşlar bir laf var. Hani Müslüman üstüne güneş doğmayacak diye. Yani bu laf şey, güneş doğmayacak derken güneşten önce kalkmaktan bahsedilir. Güneşten önce kalktığınız zaman insan bir dinç oluyor. Mesela bugün kaç saat uyudum? Bugün 4-4,5 saat anca uyudum. Ama yine de çok aşırı bir uykusuzluğum yok. Güneşten sonra kalkınca insan daha bir yorgun oluyor böyle. Sağlık açısından düşündüğümüz zaman güneşten önce kalkmak her zaman iyidir. Ki dinimizde de böyle söylenir. Yani Müslümanın üstüne güneş doğmayacak denir. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Herkese hayırlı günler diyelim. Videomuza iyi seyirler dileyelim. Bugün yine koyunla bakalım akşama kadar neler yaparsak onları nacizane çekip sizlere sunacağız. Hadi bakalım. Evet, sürüyü ikiye böldük. Hala göremediniz değil mi? Hep şu keçiler. Keçiler bazen işi bozuyor. Bazen iyi, bazen hayvanların kenara açılmasını sağlıyor koyun için. Biraz olması iyi ama bazen de böyle biliyorlar. Normalde koyunun bölünme ihtimali çok az. Sayı fazla olunca bölünebiliyor ama düz alanda bölünmez. Ancak böyle birbirini görmeyeceği koyaksı yerler olursa o zaman bölünür. Ama keçi sürüleri eğer birbirine çok aşina değilse 4-5 parçaya bile bölünebilir, ayrıldığı zaman olur. Koyun bir yönden keçiye göre daha iyi yani. Ormanlık sıklık alanlarda koyunun bölme ihtimali daha az. Bugün zalım yok. Bugün zalımı getiremedim. Zalım babamı sevdi. Babamla gelmek istiyor. Benden daha çok babamı gördü. Babamla geliyor, benimle gelmiyorum. Ama paşa hiç bırakmaz tabii. Kellesiyle gelmiş. Adam azığını getirmiş gelmiş ya. Öyle bir manzaramıza, koyunun keyfine bir bakalım. Karşımız Akdağlar, hakikaten de eskiler bu isim verme işini iyi biliyor. Taşların beyazlığından dolayı demişler.
şu an güneş de orada olunca, burası bulutlu olunca bembeyaz görünüyor. Koyunlar da maşallah yine güzel yayırdılar. Mürteza abi sağ olsun, bir tane izleyicimiz. Geçen seneden beri bize koyun gütmeyi öğretti. Koyunu yavaş güt Seyit, koyunu ağır yay Seyit. Her koyun videosuna yazıyordu, sağ olsun, Allah razı olsun. Tabi büyüklerin sayesinde öğreniyoruz işi yavaş yavaş. Ama burada 400'e yakın hayvan var tabi, maşallah diyelim. Tabi benim değil hepsi. 90-100'e yakını benim. Kuzularla birlikte 50-60 koyunum var. 400'e yakın koyun olduğu zaman yayması bayağı bir tek kişiyle zor. Çünkü yeri geliyor mesela, bir yere sığmıyorlar mesela. Şu küçük kandığa sığmadılar. Bir tarafı yukarı çıkıyor, bir tarafı aşağı kaçacağız diye uğraşıyor. Hem yukarıya hem aşağıya kontrol etmek lazım. Koyun çok acayip bir hayvan. Biraz şöyle muhabbet edelim, bugün anlatalım. Gerçekten 2-3 senede onu öğrendim. Koyunda matematiksel hesap var arkadaşlar, aşırı şekilde. Bir sürü olmasına rağmen, sürü halinde hareket etmesine rağmen mantıksal hesap yapabiliyorlar. Hava sıcaklığı, yağış, onların durumuna göre yayılma şekli değişiyor. Mesela bazı havalarda durmuyor. Hava çok ısınacaksa eğer sabahtan iyi yayılmaya başlıyor. Ama hava serin geçecekse sabah biraz eziyet ediyor. Ona göre hareket edebiliyor hayvan. Bir abimiz vardı, önceden koyun gütmüş. Kar yağacağı zaman özellikle koyun çok iyi yayılır, bir gün öncesinde derdi. Bir ara bu hemen bu belenin arkasında bir yerde, şu karşıda bu belenin arkasında bir yerde orada yatıyorlarmış güz ayı. Akşam koyun bir yayıldı diyor, hiç bırakmıyor diyor, böyle kafasını hiçbiri yerden kaldırmıyor. Yani ilk defa öyle gördüm diyor. Sabah bir uyanmışlar, tabi dışarıda yatıyor koyunda. Her taraf bembeyaz, koyunların üstü bembeyaz. Koyunlar yatıyormuş karın içinde. Hani bazı şeyleri hissedebiliyorlar, matematiksel hesap yapabiliyorlar bazı yerlerde. Saati zamanı var bir de. Mesela belirli bir saatten sonra bu tarafa gidemezsiniz, şu beleni aşamazsınız. Evden tarafa gitmek ister, saati ve sıcaklığına göre. Hayatta geri döndüremezsiniz yani. Az bir şey olsa belki döner de, geri döndüğü zaman birbiri içine geçer gitmez. Anca evden tarafa götürebilirsiniz. Dün başıma geldi. Dün o kadar çaba uğraştım, hani biraz daha serin hava yayılsın diye. Yok. Saati zamanı geldi, İlla eve gitmek istediler. Döndürmek o zamanlarda daha zor oluyor. Neyse, biraz çenem düştü, muhabbet edelim dedim. Bilenler şuna da bir yazsın bakalım, koştuk olur mu? Benim değil bu, başkasının ama. Maşallah güzel gibi. Yüksekliği fena değil gibi. Bir yaşını yeni geçmiş, bir uçağa yakın galiba tahminim. Paşa, kelleyi ne yaptın? Hı? Evden şuraya kadar kelleyi taşıdı, şu düzde bir yerde bıraktı herhalde. Şimdi geri dönüşte o tekrar bulur o parçayı. Bayağı 2 kilometre getirdi herhalde. Değil mi oğlum? Zalim bizi sattı bugün. Zalim yalnız bıraktı bizi. Eve gidince soracağım onu ama. Babamın peşinden geri döndü. Şu manzara gerçekten acayip hoşuma gitti. Koyunun bir ucu ta yerde. Ve böyle adım adım. Tam iyi ayarlamışız bugün. Hani kendime yapıyorsun bu sporu Seyit diyeyim. Tabii bunun bir de onu da anlatmak istedim. Kamera arkası var.
kaçtıkları zaman kameraya çekmiyorum tabii. Ama bugün kaçtıkları zaman da çekeyim, o çevirme uğraşını da çekeyim. Hep güzel yayıldığında çekiyoruz kameraya, kaçtıkları zaman çekmiyoruz. Hep böyle yayılmıyorlar tabii, bazen de kaçıyorlar. Maşallah maşallah. Şimdi maşallah dedim ben, 5 dakika sonra bunlar herhalde aşağı koyağı bulur. Eğer kaçarlarsa çekeceğim. Evet, sürümüz kaçmadı. 5 dakika dedik ama 45 dakika, 1 saattir. Belende yayıldı. Şimdi suya bıraktım. Şöyle tepeden keyiflerine bakıyorum. Suya gittikten sonra döndüreceğim. Evet. Suya doğru artık hızlı gitmeye başladılar. En önde benim kara kafa var. Zaten o aklına bir şey geldiği zaman onu muhakkak yapma ister yani. Suya gidecekse, ota gidecekse. Öyle birkaç tane koyun var. Bir gün önceden otun yerini unutmuyorlar ha. Şöyle konuşurken manzarayı da çekelim. Bir yer çok otluysa bir gün önce orası aklında kalıyor koyunun. Oraya yayılmaya gittiği zaman durmuyor böyle. Oraya gidene kadar durmuyor. Evet, üzüm burada. Üzüme tuzlu leblebi aldım ama yerse bir bakalım. Üzüm. Tuzlu leblebiyi de mi yemiyorsun? Sen yiyor musun? Ha, yemez olur mu? Üzüm sen niye yemiyorsun ya? Üzüm. Üzüm benden bir şey yemiyor ya. Diğer koyunu affetmedi hemen. Önüne atalım bakalım. Yok. Yine yemiyor. Maşallah üzüm artık koyun oldu. Kışın biberonla besliyorduk bunu. Eski izleyicilerim bilir. Üzüm dediğimiz zaman geliyordu. Artık bakmayı vermiş. Üzüm. Tabii bir aydır koyunda da yoktuk. 30 gün Hasan abi gidiyor. 10 gün ben gidiyorum. Nasip olursa 2 günüm kaldı koyunda. Kolayladık artık. Bugün günlerden ne? Pazartesi, salı, çarşamba bitmesi lazım herhalde. Öyleydi. Şimdi şuradan yavaşça eve doğru bir gidelim. Şu boğaza gitsem olur ama herhalde oradan bayağı geç kalırız. Şuradan çıkalım artık. Evet, eve az kaldı. Hemen şurayı açtık mı ev? Mesafemizi de şuradan göstereyim. Şöyle şu karşı belene çıktık. Oradan yan tarafa geçtik. Çeşme şu taraftaydı. Şu tepenin arkasından dolandık. Buraya geldik. Bugün, dün biraz eziyet ettiler ama bugün maşallah güzel yayıldılar. Dün şu farklı bir yere gitmiştim. Bayağı bir bocalattılar. Bugün ama keyifler yerinde, karınlar doydu. Evet, bir menemen yapalım. Bayağıdır menemen de pişirmiyoruz. Buharda tütüyor. Annem de eşki bitik yapmış. Biz buna eşki bitik diyoruz. Ben biraz dinlendim uyurken.
Şöyle gınalı gınalı. Patates ekmeği diyen oluyor. Bakayım kara demleyelim. Sen olmasan yorgunluğu kim alacak? Rabbim açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Evet, kirlin koyunları yine saldık. Ve yağmur başlıyor gibi. İnşallah yeni yeni çiçemeye başladı. Rabbim hayırlısından versin. Temmuz ayında böyle yağarsa çok güzel olur. Erkenden yayla güzler. Havalar da serinledi birkaç gündür. İnşallah hayırlısından versin Rabbim. Evet, yaylamızın en büyük ikinci ardıcı. Bir de aşağıda vardı büyük. Bir gün şuranın dibinde bir çay demleyelim, olmazsa yayla manzaralı. Yağış durdu ama yine yağacak gibi. Şöyle. Taraf simsiyah, dolu bulutu gibi. Evet, bugün de koyunla bir video oldu. Yine dünküne benzer ama koyundayız birkaç gün daha, iki gün daha koyundayız. Nasip olursa sonra bakacağız duruma göre. Videoyu burada bitirmek istiyorum artık. Manzarayı da gösterdik. Buradan sonra enteresan bir şey çıkmazsa, nasip olursa koyunlarımızla birlikte eve doğru dönüş yapacağız. Buraya kadar geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.